Sevgili kitap kurtları, hepinize selamlar. Bugün sizlere Danimarka Edebiyatı'ndan bir kitap tanıtmak istiyorum. Tarihi bir roman. Arabia Felix, The Danish Expedition of 1761-1767. Yani Bahtiyar Arabistan 1761-1767 Danimarka keşif gezisi. Böyle bir gezi gerçekten olmuş. Thorkild Hansen de Danimarka arşivlerinde bu geziye ait olan notlar, hatıralar, resmi belgelerden yola çıkarak bir tarihi roman kaleme almış. Thorkild Hansen kimdir? Kısaca bahsedeyim. 1927'de Kopenhag'da dünyaya gelmiş. Kopenhag Üniversitesi'nde edebiyat okumuş. Üniversiteden sonra 1947'de Paris'e gitmiş ve orada bir gazetede yazarlık yapmış. Sonra 1952'de tekrar Danimarka'ya dönerek roman yazmaya başlamış. Ağırlığını tarihsel romanlara vermiş hep, özellikle Danimarka'nın 18. yüzyıldaki yayılma dönemine. Burada bir parantez açayım, ben de ilk okuduğumda şaşırdım. Danimarka'nın da mı Afrika'da kolonileri varmış diye. Evet, sadece Afrika'da değil, Karayipler'de, Hindistan tarafında da varmış. Ama ya bunlar diğer Avrupa ülkelerinin aksine kıyılarda ticaret bölgeleri var, kaleler şeklinde. Afrika'da altın sahili bölgesinde, mesela bugünkü Gana sınırlarında, burayı Aşanti kabilelerinin baskısı neticesinde terk ediyorlar ve en sonunda burada bulunan 4 kaleyi 1850'de İngiltere'ye satıyorlar. Hindistan'daki yerleri de keza 1845'te İngilizlere satmışlar. Karayipler'de var Virgin Adaları, 1670'lerde gelmişler. En sonunda artan gösteriler neticesinde 1917'de Amerikalılara satmışlar burayı da. Şimdi parantezi kapatıp devam edelim. Hansen'in Danimarka'da en çok tutan bir roman dizisi varmış. Tarihi bir roman bu da. Köleler Üçlemesi diye. Köleler Sahili, Köleler Gemisi ve Köleler Adası. Danimarka'nın köle ticaretini anlattığı bir roman dizisi bu. Neyse, Hansen 1989'da Karayipler'de bir tekne yolculuğundayken kaza sonucu ölmüş. Şimdi bu keşif gezisinden de biraz bahsetmek istiyorum. 1761'in Ocak ayında Danimarka Kralı 5. Frederik doğuya bir yolculuk yapılmasını emrediyor. Bir ekip kuruyorlar. Ekip hem doğa tarihi, coğrafya ve haritacılık üzerinde çalışacak hem de misyonerlik yapacak. 6 kişi seçiyorlar. Peter Forskål, doğa bilimci ve ünlü İsveçli botanikçi Carl Linnaeus'un öğrencisi. Bunun görevi mesela Linnaeus'un teoremini destekleyici kanıtlar bulmak. Frederick Christian von Haven, dil bilimci. Bunun görevi antik el yazmaları satın almak, Hristiyanlıkla ilgili olanlar özellikle. 116 tane el yazması almış. Danimarka Ulusal Kütüphanesi'ndeymiş bunlar bugün. Sonra kim var başka? Christian Carl Kramer, bu fizikçi, aynı zamanda tıbbi araştırmalarda bulunmakla görevli. George Wilhelm Bauerfeind, bunun da görevi hem gidilen yerlerin manzarasını resmetmek hem de bulunan değişik şeylerin çizimlerini yapmak. Bir kişi daha var, Lars Berggren, o da gözlemci olarak katılıyor. Yolculuğun bitiş noktası Hindistan'ın Bombay şehri. Neyse, bunlar İskenderiye limanında karaya çıktıktan sonra Nil üzerinden Süveyş'e geliyorlar. Oradan Cidde'ye, oradan da Yemen tarafına ulaşıyorlar. Orada von Haven ve Forskål sıtma hastalığından ölüyor. Nibur hastalığı atlatıyor, sonra devam ediyorlar. Berggren ve Bauerfeind yolda ölüyorlar. Kramer da Bombay'a geldikten hemen sonra ölüyor, sıtmadan yine. Sadece Karsten Nibur hayatta kalıyor. 14 ay Bombay'da kaldıktan sonra Maskat, Şiraz, Persopolis, Bağdat, Musul, Halep, Filistin, Kıbrıs, Adana, Bursa yoluyla İstanbul'a geliyor. Oradan da karayoluyla Danimarka'ya geri dönüyor. Döndükten sonra da bu geziye ait hatıralarını iki kitapta derliyor. Kitaba gelecek olursak, bizi bu kitapta asıl ilgilendiren İstanbul'da geçen maceralar. Hansen romanın İstanbul ile ilgili bölümünde şehrin sokaklarını ve genel görünümüne, burada yaşayanların Arap toplumuyla benzerlik gösteren kılık kıyafetlerine, işte sokak satıcılarına, Yahudi esnaflara yer veriyor. Boğaz'da kayık üzerinde balık tutmanın son derece keyifli olduğunu yazıyor. Şehrin bitki örtüsünü araştırmak ve İstanbul'un dar sokaklarında tarihi evleri yakından görüp incelemek için geziler yaptıklarından bahsediyor. Seyahatleri boyunca rastladıkları köle kızların yabancı olmaları sebebiyle kendilerine gösterdikleri garip davranışlarını, tek bir Türkçe kelime bilmedikleri halde kızlar da herhangi bir yabancı dil bilmedikleri sebebiyle aralarında sadece işaretleşerek anlaştıklarını ve beraberinde getirdikleri çeşitli meyve ve tatlıları onlarla paylaşarak yakınlaşmaya çalıştıklarını ifade ediyor.
Böyle bir kitap bu da. Bu konuda söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.